Define ve Tadis yazısı kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar birbirinden güzel işaretler geldiğine onları paylaşacağız merdiven var arkadaşlar bakın yukarıdan merdiven aşağıya doğru iniyor koltuğumuz var hemen merdivenin yanında 3 tane oymamız var ve merdivenin bitiminde e, mihrap işaretimiz var arkadaşlar yani adamlar ap açık her şeyi belirtmişler ne olduğunu, ne yapıldığını her şeyi söylemişler. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Üç tane oda merdivenin aşağıya indiği yerde üç tane odanın olduğunu ve bunların mezar odası olduğunu mihrap işaretiyle resmen belirtmişler. Değerli olduğunu, hazinenin içeride olduğunu hepsi var arkadaşlar. Bakın birbirinden şahane. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız? Yukarıdan merdiven aşağıya niçin yapılsın ya da yukarıdan niçin aşağıya inilsin? Yukarıda gezilecek bir yer yok. Aşağıdan yukarıya gitmek için yapılmış olur çok büyük ihtimalle. Çünkü yukarıya çıkmak için yapılan bir işarettir. Ee, örnek veriyorum düz bir sahada gezersiniz işiniz biter. Aşağıya inersiniz, aşağıya eve inersiniz, evde eve inmek için merdiven lazım yani damda işiniz biter, çatıda işiniz biter, aşağıya inmek için merdiven lazım. Demek ki burada merdiveni yapılmasının sebebi yukarıda işleri var arkadaşlar. Yukarıda bir işlem yapılmış, bunu düşünün. Aynı şekilde yukarıya çıkmaya çalışın. Tehlikeli iş yapmayın kesinlikle. Burada merdiven altında hemen sağ tarafta mihrabımız da net bir şekilde gözüküyor. 3 tane odanın olduğunu söylüyorlar. Buradan baktığımızda merdiven işareti olarak gözüken e, yeri de kontrol edin arkadaşlar. E, giriş kesinlikle giriş üst taraflarda olma ihtimali çok çok yüksek. Yoksa bu merdivenin boş yere buraya yapılmasının bir anlamı olmaz. Yani Dediğim gibi yukarıda işiniz biter aşağıya inersiniz. O şekilde yapılmış. Bunlar yukarıda bir işlem yapmak için bu merdiveni yapmışlar ve üste araştırma yapmanızı istiyor. Büyük küçük 3 tane e, oda olduğunu da net bir şekilde söylüyor. Yine burada arkadaşlar bir dikdörtgen işaretimiz var. Güzel bir dikdörtgen işareti. Bakın. Dikdörtgen işaretinin yapıldığı kayaya bakarsanız zaten kaya kendisi bir işlem görmüş. Arkadaşlar işaret bulunan kayaya dokunun. Hissedin yani. Baktığınızda kayada bir işlem yapılmış. Üzerinde dikdörtgen işareti yapılmış. Neydi dikdörtgen işareti? Kaya mezar. Yani bir kayanın içini oyarak içine eee ölü koyduktan sonra o kayanın bir parçasını tekrar üstüne yapıştırarak hiç kayadan yani normal bir kayadan ayırt edemezsiniz. E, ancak çok hafif bir çizik boşluğu kalır oradan fark edersiniz. Onun gibi bir şey yapmışlar. Yine e, hem kaya mezar hem normal e, oda mezar da olma ihtimali var. Orada iyi bir araştırma yapmamız lazım. Tabi bize yardımcı işaretler vermemse yine burada Üçgen işaretimiz mevcut ve kasa gibi gözüken üçgen işaretinin baktığı yer kasadır arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Çünkü büyük bir e, giriş falan değil. Yani mezar girişi falan da değil. Hemen e, üçgenin eşkenar olmayan üçgenin baktığı yer kasa gibi gözüküyor. Kontrolümüzü orada yapacağız. Bu üçgen eşkenar değilse demiştik. Hem yön veriyor uzun uç köşesi hem de oda olduğunu söylüyor kesinlikle kesinlikle e, burada araştırmamızı yapın arkadaşlar hem dikdörtgenin bulunduğu yerin altına bakın hem burası baca da olabilir burası e, kasada olabilir kontrolümüzü burada yapacağız e, güzel gerçekten güzel tüm işaretler de birbirinden güzel hayırlı uğurlu olsun bunlarla ilgili yatay çekim yapın arkadaşlar. Ben bunları ekrana sığdırana kadar e, perişan oluyorum. Yatay çekim yapın ve videoyu ağır bir çekimde çekin. Gerçekten e, size yardımcı olmak istiyorum. Yardım etmek istiyorum. E, o yüzden bana da yardımcı olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.